Evet arkadaşlar, bugün eğim konusuna giriyoruz. Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi diyoruz. Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yani işleyiş yönünün tersi istikametinde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı ve bu açının tanjantına da doğrunun eğimi diyoruz. Yani eğim açısı alfa, eğim m olursa eğim tanjant alfadır. Şimdi bunu dik üçgende görecek olursak bunu çok kullanacağız çünkü eğim yani alfa açısının tanjantını alacak olursak tanjant alfa karşı bölü komşu yani c bölü b olur. Evet. Açımız yani alfa 90'dan büyükse tanjant negatif. Açı 90'dan küçükse yani dar açısı ise tanjant pozitif değer alır. Yani geniş açı negatif, dar açı pozitif. Şimdi bunu bazı doğrularda yine görelim. Şimdi mesela şu doğruyu alalım. 4'e eksi 3'ten geçen bir doğru. Neydi eğim? Doğrunun x ekseninin pozitif yön. Bakın x eksenin pozitif yön dediğimiz burası. Açı dar mı? Dar. Yazıyorum eğim. Karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 3. E burada eksi 3 var. Hocam niye eksi 3 yazmıyoruz? Ama biz burada açı nedir? Dar. O zaman pozitif. Geldik buraya. Bakın. Eğim. Karşı bölü komşu. 5 bölü 2 değil mi? Bakın doğrunun x ekseninin pozitif yön dediğimiz açının geniş ya da dar olduğunu buradan bileceğiz. Açı geniş mi? Geniş. O zaman negatif. Evet. Şimdi özel duruma geçtik. X eksenle paralel doğruların eğimleri sıfırdır. Bakın. X eksenle paralel doğruların eğimleri sıfırdır. Evet. İkinci durum. Y eksenle paralel doğruların eğimleri tanımsızdır her zaman. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bazı açılara geldik. Bunlar çok kullanılan. Bunlar ezberlemenize de gerek yok arkadaşlar. Mesela e, tanjant 150 bakın. İşte 45 Mesela burada ne yaptık? Şuranın 30'unu aldık. Bu üçgeni kullanacağız. Burası 60, burası 90. Değil mi? Bu tip durumlarda değer verebilirsiniz. Mesela ben buraya 2 dedim. İşte buraya 1 dedim. Burası ne olur? Kök 3. Yazıyorum. Evet bunun tanjant 150 nedir? Tanjant 150 efendim 1 bölü kök 3 değil mi? Peki geniş mi? Evet. Eksi. Peki geldik buraya. Bura 45 oldu bakın. Burada 45. Çünkü bak burada ne yaptık? Doğrunun x ekseni bak. Doğrunun x ekseni. Bak 45. Yine 1, 1 kök 2 diyorum bakın. O zaman bunun eğimi ne olur? Eğim. 1. Peki açı ne? Dar. O zaman artı 1. Evet. Geldik ...diğer durumlara. Şimdi burada bir pratik kural vereceğim. Eğer... ...doğrular... ...sola yatıksa... eğim ...geniş, negatif... ...sağa yatıksa... ...pozitif değer alır. Mesela... ...sola yatık değil mi bu? Eğimin ne olur bunu? 6 bölü 5. Hmm... Bakın sola yatık geniş olduğunu... ...biliyoruz ama eksi bak. Geniş. Eğim... ...3 bölü 7... Bakın karşı bölü komşu ama açı yine geniş sola yatık eksi. Geldik buraya. Eğim 7 bölü 2 küsel açı bakın dar pozitif. Eğim 5 bölü 6 bakın doğru x eksenin pozitif yön dediğimiz şurası. Dolayısıyla ne oldu? Artı. Devam ediyoruz arkadaşlar iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Bu önemli arkadaşlar. İleride bunu denklemi de ortaya çıkacak. İki noktadan bir doğru geçer. İki nokta varsa eğim vardır arkadaşlar. Şimdi burada bunu devam ettiriyorum ben. Şurası bakın dik oldu. X1, Y1, işte X2, Y2. Şurada iki nokta bakın. Şimdi şu aradaki fark nedir? X2 eksi X1. Bak. Peki şu fark nedir? y2 eksi y1. Gördük. Şimdi buradaki alfa bakın yine dar açı. Bakın saat yönünün tersi bakın. Bu alfa buraya gelir mi? Evet. Şuradaki üçgende tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Bak işte açıyı bulduk tanjantımızı. Hemen örneğimize geçelim. Bir A noktası 2 eksi 1, B noktası 8'e 4 noktalarından geçen doğrunun eğimi demiş. X1, Y1 dedim. Buna da X2, Y2 olsun. Eğim ne de? Eğim AB. Y2 eksi Y1, X2 eksi X1. Hocam bunların yeri değişemez mi? Değişe. Mesela Y1'den Y2 çıkarsan ama X1'den de X2'yi çıkarmak zorundasın. Sıralamayı bozmamak lazım. Y2 neydi? 4. 4 eksi eksi 1. Burada işlem hatası yapmayın. 8 eksi 2 bakın. Ne yaptı? 4 eksi eksi 1. 5. 8'den 2 çıktı. 6. Peki bu açı ne? Pozitif çıktı. Dar demek. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Değişik sorulara geçiyoruz. Mesela dik koordinat düzleminde bir P noktası vermiş. K artı 2'ye 5. N noktası vermiş. 6'ya 7 noktalarından geçen doğrunun eğimi tanımsızdır. Uuu, o tanımsızsa ne demek tanımsız? Şu demek. O zaman doğrumuz kime paralel? Y eksenine bakın. Y eksenine paralelmiş bakın. Y eksenine paralelse ne olacak? X'ler eşit bakın. X'ler aynıdır. X'ler aynı. O zaman bunun x'iyle, bak bunun x'i aynıdır. Yani k artı 2 eşittir. 6 ise k eşittir. 4'tür. Evet. Evet. K artı 2, 6 ise K eşittir 4. Evet. Diğer bir sorumuz dik koordinat düzleminde A noktası 7'ye A artı 3 B noktası 5'e 4 noktalarından geçen doğrunun eğimi 0. Güzel. Burada ne var arkadaşlar? Eğim 0. Eğim 0'sa nasıl bir durum var? Eğim 0'sa doğru doğru x'e paraleldir x'e paralel. Heh, eğim sıfırsa doğru x'e paraleldir. x'e paralelse kim eşit? Tabii ki y'ler eşit. Bakın y'ler eşit. Yani a artı 3 eşittir 4. O zaman a'mız ne oldu? 1. Evet. Son hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Analitik önemli. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hız dedik ama sindire sindire gidelim. 3 noktanın doğrusal olması bu çok karşımıza gelen bir durum. 3 nokta doğrusalsa üçgen yok demektir. Bazı sorularda mesela üçgen alanı sıfır dedi, derse yine 3 noktanın doğrusal olmasıdır. 3 nokta doğrusal ise herhangi ikisi arasındaki eğim birbirine eşittir. Bakın 3 nokta doğrusal ise herhangi ikisi arasındaki eğim. Yani eğim AB eşittir eğim B, C denebilir. Hangisini alırsan al. Eğimler eşittir. Şimdi bunu soruda görelim. Çok formül yazmak istemiyorum. Soruda görelim. Analitik düzlemde 2'ye 1, 3'e eksi 2, A'ya 4 noktaları aynı doğru üzerinde ise A nedir diyor. Hmm. Şimdi bir doğru alalım şöyle. A 2'ye 1 olsun. B 3'e eksi 2 olsun. C de Evet A'ya 4 olsun. Şimdi bunun eğimini alıyorum bak. Eğim AB yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, eksi 3 değil mi? 3'ten 2 çıktı 1. Sonuç ne? Eksi 3. İşte bu eğimi bunun eğimine eşitleyeceğim. Yani eksi 3 ikisi için hangisini alırsan eşittir. 4 eksi 2, 6 A eksi 3 mü? Evet. Burada ne yaptı? Ne yaptı e, A artı 3 2 ise A eşittir. Ne olur? Bu tarafa atarsam 1'i bulmuş olurum. Evet. Devam ediyoruz. Hop, Önemli. 2 soruya geldik. Herkesin sormak isteyip cevabını almak istediği bir soru tipi. Bunların birçok örnekleri var arkadaşlar. Şimdi ben birinci soruda Yine toplamın minimumu demiş ama ben y eksende aldım. Bu x ekseninde de olabilir. Şimdi 4'e 2'yi vermiş. İşte 2'ye 11 vermiş. Ee, bir p noktası var y eksende. 0'a y. Diyor ki toplamın minimum olması için y nedir? Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Simetrik alıyoruz tabii ki. Şöyle doğrusal alacağız. Bak bak ne güzel. Şimdi bu alet bununla bu eşit mi? Evet. O zaman bu ne oldu şurasının? X'i eksi 2. Y değişti mi? Değişmedi. 11. Heh. Bizden bu nokta isteniyor. İster benzerlikten gidin, isterseniz eğimden gidin. Eğimi alıyorum ben. Bu K üssü olsun. Bakın. Eğim K üssü. K, K üssü. Ne olur? N, K üssü. Eğim. Şuraya yazayım. Eğim. N, K üssü. 2 eksi 11, bak. 4 eksi eksi 2, 6, değil mi? Hmm, ne oldu o zaman? Eksi eksi 9 bölü 6, güzel. Bunun eğimini burada eşitleyeceğim, bak. şimdi 2 eksi y, evet, 2 eksi y. 4 eksi 0 zaten 4. Eksi 9 bölü 6 zaten buradaki eğim eşittir. Dolayısıyla şimdi ben bunu 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 2. 2'ye böldüm. 2. Ne kişisel? 2 kere eksi 3 ne yaptı? Eksi 6. 2 eksi y. Y'yi bu tarafa atayım. Ne kişisel? Onu bu tarafa atayım. X, y ne oldu? 8. Demek ki şu noktamız y'si 8'miş arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir sorumuz. Bu sefer x ekseninde ama farklı bir şey istedim. Farkın maksimumu. Bu toplamın en küçüğüydü. Bu da farkın maksimumu. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bu da bu P noktası oynak bir nokta. Bunun burada simetrini almıyorum. Simetrini almam için toplamın minimum olursa aşağı alırım. Şöyle olursa. Ama maksimumda bakın şöyle alıyorum. Ta oynak noktamız buraya gidiyor. P üssü noktamız. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Şu noktayı kullanacağım. Şu kenarı bakın. Şurası 2 mi? Efendim şurası 4 oldu. Değil mi? Hmm, şurası 3. Bak yes. 5'ti burası. Burası 4 oldu bak. Şimdi bunu alfasıyla alfası mı? Evet. Dolayısıyla 4, 2'ye 4, 3'e 6 olur. O zaman P noktamız ne oldu arkadaşlar? 6, 6 12'ye 0 oldu. Maksimum olduğunda P noktamızı soruyordu burada arkadaşlar. P'nin X'e 0 olduğu için kaç bulduk P noktamızı? 12 bulduk. Evet. Şimdi denklemi verilen doğrunun eğimi. Şimdi denklem iki şekilde gelir arkadaşlar. Ya ax artı b artı c sıfır ya da her zaman çok kullandığımız y'yi yalnız bırakma yolu. Şimdi eğer denklem böyle ise arkadaşlar eğim eğim eksi a bölü b ama y'yi yalnız bırakırsak her zaman x'in önündeki katsayı artı ya da eksi fark etmez eğimdir. Kalan sayımız da y eksenini kestiği noktadır. Evet. Şimdi bir soru da bu ikisini de görmüş olalım. Doğrusunun eğimini ve grafiğini. Bak grafik de önemli arkadaşlar. İlk önce grafiği çizelim biz. Grafik nasıl çiziliyor bir doğrunun arkadaşlar? Evet şöyle çizdik. x y olsun. Şimdi burada y'yi kapatıyoruz y sıfırken x ne olur? 2. Güzel. x'i kapattık. 2y 8 ise y 4. Ee, bak şu. O zaman ne oldu doğrumuz? Şu oldu bak. Hop. Şurası 4 oldu. Şimdi ben artık grafiği okuyabiliyorum. Burası geniş açı. Demek ki eğim eksi olmalı. Yazıyorum eğim eşittir. Eksi a bölü b değil mi burada? eksi 4 bölü 2. Yani eksi 2. Geniş açı. Bak geniş açı mı? Evet bak. 4 bölü 2 yine eğim. Geniş açı olduğu için 2 yani eksi 2 olur. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi doğru denklemlerine geçelim. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Bu arkadaşlar çok karşımıza gelecek. Bakın. Şimdi bir x, y noktası aldık. P. Bir de x1, y1 olsun. Yine aynı şekilde eğimde olduğu gibi şunu çiziyorum. Bak. Şu aradaki fark ne? x, x, x1. Şu aradaki fark ne? y, eksi, y1. Bak. Şu üçgene bakın. Bu alfa açısı buraya gelir mi? Evet. Yazıyorum. Eğim. Eğim nedir? karşı bölü komşu. Y eksi Y1 X eksi X1 Peki burada içler dışlar yaptığımda Y eksi Y1 M çarpı X eksi X1 mi? Evet. İşte eğimi ve noktası bilinen doğru denklemi bu şekilde bulunur arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle görelim. 3'e 4 noktasından geçen bu x1 y1 olsun. Eğimi de eksi 2 imiş. Hmm. Biz de bir a noktası aldık. x ve y olsun. Bak y 4 eşittir. Eğim 2 mi? Evet. x eksi 3. Ne güzel. düzenleyelim diyelim. y 4 eşittir. Eksi 2x artı 6. düzenlemeksiz size ait. Şıklarda nasıl gidiyorsa. Mesela x'i bu tarafa attık. Y artı 2x. İşte eksi 4'ü bu tarafa attık. Eşittir 10. Denklemimiz bu şekilde olur. Evet. Şimdi yine önemli bir soruya geldik arkadaşlar. Önemli bir soru. Bu çok sorulan yine birçok kaynakta olan bir soru tipi. Bir koordinat düzlemi söylüyor. Bir ABC üçgeni var. İşte A2'ye 5, eksi 3'e 0, eksi 5'e 4. BC kenarına ait kenar ortayı üzerinde bulunduran doğrunun denklemişi. Analitik e, soruyu iyi kavramak lazım. Şimdi bazen sözel soruları taslak olarak da çizmek lazım. Taslak üçgeni çiziyoruz. Abi. Bir ABC üçgeni demiş. Evet. A, B, C. A, 2'ye 5. B, eksi 3'e 0. C'miz eksi 5'e 4. Hmm. Diyor ki BC kenarına ait kenar ortayı üzerinde bulunduran. Hemen kenar ortayı çiziyorum. Hop. Şöyle. Doğrumuz şu olacak. Şimdi burada bir nokta var. Ama en az bana bir nokta daha lazım. Bakıyorum. Burada orta nokta oluşmuş. Eksi 5, eksi 3. Yarısı toplamın yarısı ne yaptı? Eksi 4, 0, 4 daha 2 yarısı. 2 nokta varsa ne var? Doğru geçmiş. Eğim var. İlk önce eğimi buluyorum. Eğim. 2 eksi 5 eksi 3 Eksi 4 eksi, eksi 6 sonuç 1 bölü 2 artı yaptım. Evet şimdi eğim var noktamız da var zaten. Evet y eksi 5 eğim 1 bölü 2 x eksi 2 2 y eksi 10 eşittir x eksi 2. Evet denklemimiz bu şekilde bulunmuş olur. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'ye bir bağlanalım. Ee, üniversite sınavında gelmiş bakın. Bir dikdörtgen var. Orijinden geçen iki doğru var. Orijinden geçen doğrularda C sayısı olmaz. Bakın. Direkt eğimdir. Ee, ne bu? Eğim 2. 2x olduğu için. O zaman ben buraya bir 2k dersem. Burası k olur mu? Eğim 2 olduğu için. Evet. Buradaki eğim ne? 1 bölü 3. Bu dikdörtgen olduğu için 2k buraya gelir mi? Evet. Peki bu 2k ise 3 katını yapacak 6k. O zaman burası ne yaptı? 5k yaptı. Hmm. Peki bu dikdörtgenin çevresi kaç k? 7, 7 daha 14k. Peki şurası kaç? 9. 6k, 9sa k ne? 9 bölü 6, yani 3 bölü 2. Burada yerine yazarsak 14 çarpı 3 bölü 2'den. 7. 3 kere 7. 21. olur. olur. Evet. evet. Diğer sorumuz. Yine bir doğru var. 2x eksi 12. İçeride bir kare var. Bakın. Kare. Bu da birçok kaynakta olan bir soru tipi. Burada ne yapacağız? Karenin alanı demiş. Çevresi isteyebilir. Fark etmez. Karenin bütün kenarları eşit mi? Evet. Peki o zaman B noktası ne oldu? A virgül A oldu. Peki bu doğruyu sağlıyor mu bu nokta? Evet. Yerine yazıyorum 2x 2a artı 1a daha eşittir 12 bu tarafa attım. 3a eşittir 12 ise a kaç? 4. A yerine 4 yazarsak ne demiş alanı? 4 çarpı 4 o da eşittir 16. Evet. Şimdi önemli bir soruya geldik. Yine üniversite sınavında gelmiş bir kare sorusu bakın. Eğim eksi 1 bölü 4. 4 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölge ayrılıyor. Hmm. X eksenle aya 0 noktasında kesiyor. A nedir diyor? Alan biliniyor 864. Eğimi e, bu ne? Eksi 1 bölü 4 geniş. Yani ya şu şekilde gelir ya bu şekilde. Bu şekilde olamayacağına göre çünkü 8'e eksi 1 bölü 4 olduğu için şu tarafta olmalı bakın şöyle. Heh. Peki doğrumuz bu. Niye? Geniş açı bakın. Eğim eksi 1 bölü 4. O zaman ben şöyle bu 8 değişiyor mu? Hayır. eğim alfadır. Bu da alfa. Bakın şu şekilde düşünürsek. ve şurası ne olur? Eksi 1 bölü 4 olduğu için iki. Peki 2 eşit alana al ayrılmış o zaman ne olur? 8, 64. Şurası 32. E burası da 32 olacak. İlk kere 8, 8 burası. Buraya ne kaldı o zaman? 24. Demek ki burası 3'müş. 3 kere 8, 24 olduğu için. O zaman burası 3 mü? Evet. Şimdi bu alfa ile bu alfa aynı mı? Ve bakın paralellik var. 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 olacağı için o zaman burası da ne olacak? Evet. 4 katı 12. 12 8 daha 20'ye 0. O zaman A'mız ne oldu? 20 oldu arkadaşlar. Evet yine güzel bir soru. Yine üniversite sınavında gelmiş. Yine bir dikdörtgen bakın. Şimdi burada bir denklem vermiş. Y eşittir eksi 2x artı b. Bunun esprisi ne? B'nin hiçbir avantajı yok bize. Bir b sonuçta. Eğim önemli bakın eğim. Eğim Geniş açı tamam. Eksi 2 olduğu geniş açı olmasıdır. Peki bu 2 mi? Evet. Peki bu açıyla bu açı eşit mi? Evet. Hmm. Eğim 2 ise o zaman burası kaç olur? 4. 4 bölü 2. 2 olur. Pisagor amca ne diyor? 4 2 2 kök 5 olur. Evet sonuç 2 kök 5. Evet kendinize iyi bakın. Bol soru çözün.